Evet sevgili dostlar 0707 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Kıymetli arkadaşlar Fenerbahçe'de transfer gündemi çok ama çok yoğun. Hatta bazı arkadaşlar da diyor ki yani yoğun da niye haber vermiyorsun? Elimden geleni yapıyorum. Sizler videoları izleyip beğeni atıp kanala abone olursanız daha çok beğeni, daha çok beğeneceğiniz videoları görürsünüz. Bayan Leverkusen Arsenal'den Granit Çakayı 25 milyon euro bonserviste transfer etti arkadaşlar bir Mustafa Hoca yine bildi şeyi daha. İvan Perisic Ayduk Split'e transfer olarak ülkesine dönmeye yakın diyor. Di Marzio yine aynı şekilde ki söylemiştim size yani oraya sözü var. Sözünü yiyecek olsa 10 numara 5 yıldız diye. Paris Saint Germain Real Madrid'de sözleşmesi biten Marco Asensio'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Hani hep bana şu cümleler geliyor. Ya hocam Asensio alınamaz mıydı? İşte şöyle böyle falan. Bir şey söyleyeceğim. Sizin baktığınız yerden Fenerbahçe nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hayatın gerçekleri var. Böyle Asensio'lar falan filan geçin bunları. Dimari alınamaz mıydı? O Galatasaray aldı. Benfica Angel Dimar'yı Dimar'yla sözleşme imzalandığını açıklamış. E Galatasaray aldıydı. Ne oldu? Bak bir şey oluyor yazıyorsunuz. Hocam Galatasaray şunlarla ilgileniyor. Bizim ilgilendiğimiz isimlere bak. Hiçbirini de alamıyor biz de öyle yapalım o zaman. Messi'ne ilgileniyor, Ronaldo'yla ilgileniyor, şunu getiriyor, Kante'yi getiriyor, bunu götürüyor. Şöyle diyelim. Hiçbiri gelmesin. Bu sefer adı beceriksiz yönetim. Birini bile alamadı oluyor. Sizdeki bu Galatasaray aşkı inşallah bir gün Fenerbahçe aşkına dönüşür. Arda Güler. Fenerbahçe Arda Güler'in Real Madrid'e transfer detaylarını dün açıkladı. Belki dikkatinizden kaçmıştır. Bu kısma değinmem lazım. 20 milyon euro bon servis. Cash, kılçıksız kemiksiz 20 milyon euro sonraki satışta şey, 10 milyon euro bonus Arkadaşlar bunun 3 milyon eurosunu ben olacağını zannetmiyorum hani kısım kısım buçuklu muçuklu ama onu söyleyeyim 10 milyon euro bonus sonraki satıştan yüzde 20 pay şimdi e, arkadaşlar FIFA talimatları gereği dayanışma katkı bedeli diye bir bedel var yüzde beş civarında bir katkı bedeli bu yetiştirme bedeli diye de geçer Fenerbahçe yetiştirme bedelini satın aldı. Yani bunu satın aldı Fenerbahçe. E, bu yetiştirme bedelinden yaklaşık beşten fazla belki %20'lere ulaşabilecek bir para alacak. 20 milyon euro üzerinden. Yani yetiştirme bedeli 4 milyon euro alsa. Yani %20 alsa 4 milyon euro. Deli para. E, bunu gençler birliğinden biz aldık arkadaşlar. 1.4'e mi 1.8'e mi ne satın almıştık onu söyleyeyim. Şimdi Arda'nın bu olayı böyle arkadaşlar. Bakın artı. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde. Real Madrid'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si kulübümüz ödenecek. Bakın transfer bedelinin 200 milyon euroya sattılar inşallah. 40 milyon euro gelecek. 50 milyon euroya sattılar 10 milyon euro gelecek elde edilecek bedelin diyor karın demiyor. Yani kar olsaydı 20 milyon euroyu çık öyleydi. Bunu da söyleyeyim. 6 yıllık sözleşme imzalanını açıkladı. E, Cristiano Ronaldo'nun 14 yıl önce Real Madrid'de imza attığı gün belki de yeni Ronaldo'sunu buldu Real Madrid ve imzayı attırdı. Real Madrid'in Arda Güler'e hoş geldin tweet'i Real Madrid tarihinin en çok beğeni alan tweet'i olmuş. E, Fenerbahçe farkı da buradan şey yapsın arkadaşlar. Vinicius Junior'dan Arda Güler paylaşımı gelmiş. Dünyanın en büyük kulübünü seçen bir oyuncu daha diye Ferdi Kadıoğlu'ndan bizi çok gururlandırdın. Yolun açık olsun. Her zaman açık olsun canım kardeşim diyor. Mert Hakan Yandaş'tan yine Arda Güler paylaşımı var. hani İsmail Yüksek'ten falan da var ama Ferdi'nin olayı başka. Mert Hakan'ın olayı başka. Belki de yakında Mert Hakan Yandaş'a da bir veda paylaşımı yapılacaktır. Fenerbahçe'nin Arda Güler videosu vardı. Şimdi Fenerbahçe bu sezon Arda Güler'in satışıyla birlikte şu ana kadar 30,5 milyon euroluk satış yapmış oldu. 20 Arda Güler'den 30,5 değil 31 milyon euro. Yani kanalımız 31 binde Fenerbahçe'de 31 milyon euro. 20 Arda Güler'den keş. 6,5 kurumadan 26,5. 4,5'da Berisha'dan yani 31 milyon euro arkadaşlar. Ee, hani 31 milyon euroya inşallah Ali Koç meybuzlar satın almaz. Basketbolcular satın almaz. Ki neydi o? Ee, burada bir yerde ben notumu eklediydim basketbol duyumu. Olympiakos Kostas Sulukas'la yollarını ayırdığını açıklamış. Sulukas'ın yeni adresi nere olur? Fenerbahçe 2 yıllık imzalamaya yakın bu arada. Bilginiz olsun Sulukas'la. Ee, hocam biz onu istemiyoruz falan. Ben onu bilmem. Gidin Ali Koç'a söyleyin. İmzalamaya çok çok yakınız. Barcelona'da sözleşmesi biten Sertaç Şanlı'nın takımdan ayrıldığını açıklamış. Ki bu da Fenerbahçe ile imzalayacak. Hani benim basketbol duyumlarım böyle. Hani Arda satılır satılmaz. Tulukas, Sertaç, transfer hocam şaka gibi demeyin. Arkadaşlar bunlar zaten önceden beri planlanan şeyler. Arda ile bir alakası yok. Ama Ali Koç umarım Arda'dan gelen parayı futbola kullanır. Yani aksini düşünmek dahi istemiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Arda Güler'in Real Madrid'e transfer birlikte Ali Koç dönemindeki 6. büyük oyuncu satışı gerçekleşti. Aslında bak bunları doğru yapıyor ama bir yerde yanlış var. Josef 12 milyon euro. Giuliano 10.5 bak 22.5. Elif Elmas 16.2. Ee, burada bir yanlış olabilir. Yani Elif Elmas da bir eksiklik olabilir 16.2 diyoruz ama. E, hani transfer başarılarına bağlı olarak bonus eklenecekti diye hatırlıyorum ama. Ee, bir buçuk milyon euro daha elde etme imkanı var transfer bedeline bağlı olarak arkadaşlar. Futbolcunun performansına ve Napoli'nin sportif sonuçlarına bağlı olarak Fenerbahçe'ye aşamalı olarak azami 1.4 milyon euro bonus ödenecektir diye. Yani zaten futbol takımda şampiyon olduğu için haliyle onların da artısı var. burada konuştuk. Elif da. Vedat Muriçi 17.5 diyor. Vedat 17.5 değil. Vedat daha da arttı. Vedat şu anda 20'lere falan yakın bir durumda. Bonus bonus üstüne. hatta dur ben tam sayıyı söyleyeyim de sonra küsmeyelim. Fenerbahçe 21 milyon euro arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe'nin Lazio'ya sattığı Vedat Muriç 21 milyon euro. Çünkü bonuslar vardı. Bonusların hemen hemen hepsi aktif oldu. 5.6'ya aldık, 21'e sattık. Hani kar düşünürsen yaklaşık 15 buçuk falan kar var ama bilin yani 21 milyon euro Vedat Muriçi yani bak Ali Koç döneminin başarılı hamlelerinden biri Kim Minji 18 onda herhangi bir sonradan satış maddesi yok Arda Güler 30 milyon euro şeklinde şimdi Real Madrid'in ABD kampında oynayacağı hazırlık maçlarına kadar artık takip ediyoruz niye Juventus, Milan, Barcelona, Manchester United'la oynayacaklar düşünün yani Arda Güler'i izleyebiliriz. Serhat Pekmezci ayrı bir parantez açayım. Serhat Pekmezci'nin getirdiği bulduğu oyuncular ortada. Yani Fenerbahçe'nin bir an önce aktif göreve başlatması lazım Serhat Pekmezci'yi. Çünkü arkadan Yansir Boz da geliyor. Yani ben işi ehline vermek gerektiği görüşündeyim hayatımın her alanında. Hani bir de şunu söyleyeyim. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın diye bir laf var ya. Bunu Fenerbahçe açısından tam tersi düşünün. Adımı çıktı. Çıktı mı adımız? Çıktı. Vedat, Elif, Arda falan şu anda 20 yaş altı ya da potansiyelli kim varsa kime teklifte bulunsak açık ara kabul eder. Yani etme ihtimali %90'ın üstünde. Hele hele Arda Güler'den sonra Türkiye'yi didik didik yapmalıyız. Bak Serhat Pekmezci'yi getir. Türkiye'yi didik didik karış karış gez. Kimi istersen al Galatasaray'la Beşiktaş'la önemli değil. Arda'dan sonra artık ne kadar yetenek varsa hepsini altyapıya doldur. Gurvetçileri gez. Kim varsa teklifte bulun. Benden söylemesi. Çünkü artık imajın muhteşem. Bak Thiago Çukur da bu yüzden gelmiştim. SK Beveren takımı Thiago Çukur'un kiralık olarak transferi için e, teklifte bulundu diyor. Teklifte bulunmadı arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü tamam dedi. Futbolcu tamam dedi. Thiago Çukur sağlık kontrollerinden geçecek. Belçika'ya gitti. Hani Fenerbahçe'de ilk daha doğrusu ilk demeyeyim. Bir kap daha yani e, bir kap daha veriyorum. Resmi olarak. Tamam mı? Fenerbahçe yetkilileri Rus basına yaptığı açıklamada takımda bulunan tüm oyuncuların St. Petersburg'a götürüleceğini ve sakatlığı bulunmayan oyuncuların Paris Premier kupasında yer alacağını bildirmiş. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Subliminal bir şey söyleyeyim. Biz oraya bu kadar acil, bu kadar hazır kadro gidiyoruz ya. Ya futbolcu alacağız ya futbolcu vereceğiz. Arda Güler gitti hocam. Yerine kim gelir? Paolo Dybala. Hocam keşke ya. Keşke Dybala gelse. Tamam işte Paolo Dybala Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Arkadaşlar 30 milyon euro piyasa değeri var. 29 yaşındaki forvet arkası. Arjantin milli takımının 38 kez forması gibi 3 golü olan bir futbolcu. Roma ile sözleşmesi 2025'e kadar bitecek. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kanatta forvette de oynayabilen sol ayaklı bir oyuncu 110 milyon euroları görmüş zamanında. Juventus'tan Roma'ya sezon başında transfer olduğunda ücretsiz olarak transfer olduğunda sözleşmesine bir madde koydurmuş. Avrupa şey İtalya dışına gidilirse 12 milyon euroya serbest kalma maddesi diye. Avrupa dışında yani şey İtalya dışında 12 milyon euro. Fenerbahçe yetkililer de bunu öğrendiler belki de e, başka menajerden belki de Mario Branco kişisel temaslarıyla bu iz bunu öğrendik. Ve futbolcuyla bir ön görüşme gerçekleştirdik. Yanlış duymadınız. Dybala ile bir ön görüşme gerçekleştirildi. Futbolcunun 12 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Peki hocam gelecek mi gelmeyecek mi? Edince paratoner özelliği işimize yarayacak gibi duruyor. Ben gelir ya da gelmez demiyorum. Ancak oyuncuya biraz hafif bir baskımız var. Hani kabul et, acele et, çabuk diye. Oyuncu biraz düşünmek için zaman istedi ama biz biraz olmayacak gibi düşündüğünü anladık. Bunun üzerine Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başladık arkadaşlar. Evet bir son dakika daha vereyim. Hatta şöyle bir intro vereyim. Şimdi Simanski'nin kulübüyle Dinamo Moskova ile görüşmelere başladık arkadaşlar. Kafamızda da bir rakam var. Onu da vermeyi düşünüyoruz. Bu bir. Oyuncu Arda Güler transferi sonrasında zaten zıplaya zıplaya gelir. 4 yıllık bir teklifte bulunacağız arkadaşlar oyuncuya. Bilginiz olsun. Zaten sosyal medyada da şöyle bir yaz sabuncu ol sanırım. Dinamo Moskova 20 milyon eurodan kapıyı açtı. Pazarlıklar sürüyor diye. Eee... 20 milyon euro lafını ben duymadım arkadaşlar. Bir temasın olduğunu biliyorum. %100 eminim. Temas var. Ancak böyle 20 milyon euro lafını duymadım. Açık ve net söyleyeyim. Futbolcu kimdir? Arkadaşlar Jürgen Best Mezela isimli kullanıcı müthiş bir float yapmış. 24 yaşındaki Polonyalı 10 numara. İlk defa Fenerbahçe ile anılmıyor geriye dönersek. 2018 yılında Komolli'nin geniş listesinde var. Legia Varşova çıkışta 2019'da da 6 milyon euroya Kiev'in yolunu tuttu. 1.74 boyunda sol ayakta. Oynadığı pozisyonlar için çok güçlü oyuncu olduğunu söyleyemesem de bu eksikliğini hızlı ve yeteneğiyle telafi ediyor. Yani hızlı ve yetenekli diyor. Topsuz oyunda, toplu oyunda hızlı bir oyuncu. Mental olarak net bir hücum oyuncusu. Merkezde sağ önde topla buluştuğu anda Topu taşıması gereken alanlara doğru alanlara taşıyor ve defansın arkasına pas atarak takımı hücuma çıkarıyor. Ya bunu yapmasındaki en büyük artısı da top ayağına gelmeden ne yapacağına karar verebiliyor. Zekası yüksek, karar mekanizması yüksek. En iyi performansını 10 numarada gösteriyor çünkü defansif açıdan yetersiz. Yani bu defansif zatını, zafını bitmek bilmeyen enerjisi ön alan presiyle de kapatıyor demiş. Hani... E 8 numarada özelliği yetersiz kalır. Karşılayamaz rakibi. Driplingi var. Topu taşıma var. Pas özelliği yüksek. Yani Türkiye liginde bu yeteneğiyle fazlasıyla sivrilir. Fenerbahçe'de de büyük bir sıçrayış yapar. Bileklerini iyi kullanıyor. Rakibin üstüne gitmeyi seviyor. Doğru zamanlarda topa dokunuş yapabilen bir isim. Yani yapacağı driplinglerin devamında savunma arkasına paslarla da destekliyor demiş. Geçtiğimiz sezon ve 2020-2022 sezonda merkezde buluştuğu pozisyonlarda rakibini eksiltip Santrafor'u karşı karşıya bırakacak pas ile pozisyonu desteklediği birçok an mevcut. Ayrıca birebirleri seven bir oyuncu. Ee, pas yüzdesi oldukça yüksek oyuncu. İleriye dönük pasların 2021-22 ortalaması maç başına 6.7. Feyenoord'a gidişini etkilenmiş hani etkilemiştir diyor. Sıkışan veya kilit çözülmesi gereken yerde sahneye çıkmaktan çekinmiyor. Hani bize karşı herkes yana kale geçirmez oynadığı için böyle bir oyuncuya ihtiyacımız var pas atması bu kadar iyi hocam. Kilit pası, 3. bölgede bitirici pasları <laughs> yani bunlar da etkisiz değil, bunlar da etkili. 3. bölgeye maç başına 7.1 pası var arkadaşlar. Aynı zamanda maç başına kilit pas ortalaması 2.30. Başarı oranı %96. Ceza sahası çevresinde de çok tehlikeli bir isim, en az Mustafa Hoca kadar. Son olarak şutlarına ve gollerine nasıl olduğuna bakarsak geçtiğimiz sezon maç başına 2.01 şut ortalaması var. Bununla birlikte 9 gollükte bir katkısı mevcut. Yani geçtiğimiz sezonu totalinde 44 şut çeken 23'ü kaleye isabet bulmuş şutlar. Ceza yayı üzerinden şut dener. Ee, yani yarı yarıya yarı istatistikler olumlu olsa da şut çekmeyi seven bir oyuncu. Bunu da ceza sahası e, ceza sahasına girmekten çekinmiyor. Ceza sahası içerisinde buluştuğu toplarla da bunu deniyor. Takım hücum ederken gerekiyorsa <laughs> bir forvet gibi ceza sahasına girer. Normal şartta da Türkiye Ligi'ne gelme ihtimali çok düşük. Fakat oyuncunun Rusya'da oynaması, Avrupa'da forma giymeyi istemesiyle birlikte son dönemdeki transfer başarılarımızdan dolayı da bize gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Ben demiş katılıyorum. Eksileri ne? Defansif açıdan sıkıntı. Ee, hani hücum açısından da dribbling ve paslarına göre şutu biraz zayıf kalıyor diyebilir ama den deniyor. Belki bunu güçlendirir bizde. Yani bu eksikliklerini kabullenmeyin. Oyun içerisinde son ana kadar mücadeleyle eksiklerini kapatmayı deneyen bir oyuncu. Arda'nın gidişini onun merkez sağ öne kırarak oynayacağı rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Zaman zaman 8 olarak performans gösterse de bence yeterli değil diyor. Eğer Fenerbahçe 4-3-3 kurgusunu tercih edecekse yanlış bir isim olacaktır. Yani iki tane 8'li bir denekten bahsediyor. Fakat <laughs> oyun kurgusunu doğru oluşturup iyi kurulan bir takımla birlikte 24 yaşındaki oyuncuyu bugün 15-20'ye getirirsen en geç 2 sene içerisinde iki katını kazandırma ihtimali var. Zaten Avrupa kulüplerinin radarında olan bir futbolcu. Fenerbahçe'ye de uygun bir isim Kiev yazmışım kusura bakmayın diyor. Oradan Match TV'ye göre Dinamo Kiev ve Fenerbahçe Sebastian Simanski'nin transferi konusunda anlaşmaya çok yakın. Daha önce bildirildiği üzere oyuncu tam olarak bir transfer istiyor bon servisiyle. Yani Feyenoord'un kiralık uzatmasını reddetmiş. Galatasaray'ın da yarışta olduğunu söylüyorlar ama ben e, hani Galatasaray'ın salça olarak yarışta olduğunu görüşündeyim. Onu söyleyeyim. Şimdi 24 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 10 numara pozisyonda. Her 250 maça çıkmış. Polonyalı. 37 gol 49 asist. Yani Feyenoord formasıyla 40 maça çıkmış. 10 gol 7 asist. Ve Fenerbahçe taraftarı da bu arkadaşı istiyor. 18 milyon euro piyasa değeri. Bu <laughs> menajerlik şirketi de önemli. Bir de Polonya milli takımına 24 maç 1 gol. Bu biraz beni düşündürüyor. Menajerlik şirketinde hemen hemen herkes Polonyalı mı? Yani hemen hemen herkes Polonyalı. Birkaç farklı uyruklu var ama. Yani Nijerya uyruklu falan var. Yani bilmiyorum arkadaşlar ya. İçimden bir ses bu arkadaş mantıklı değil diyor. İçimden diğer ses hani bunu alacağımıza şunu alalım diyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu arkadaşı alırsak tarihe not edin. 10 milyon euro bon servis bedeliyle alırız. Bu dediğimi unutmayın. Bir yerlere not edin. 10 milyon euro bon servis bedeliyle alırız. Alırsak da kulübüyle görüştük. Fiyat sorduk. Hani aşağı yukarı bir para söylediler bize. Hani öyle 20 falan değil. 20'den düşük. Biz oyuncuyla da görüştük. Oyuncu ne dese kabul. Pazarlık sürecindeyiz. Bakalım sonu ne olacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani pazarlık süreci ne olacak? Arda Güler'e konuştuk, FIFA dayanışma bedelini de söyledik. Yani Fenerbahçe'de durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yani başka da bir şey diyemeyeceğim. Aklıma şu geliyor bak. Bruma'yı 6 buçuğa sattın. Çok güzel. Berişay'ı 4.5'a sattın. Çok çok güzel. Yani Arda Güler'i de 20 artıya sattın. Bunlar da çok güzel. Yani inşallah bunu çöp etmeyiz. İnşallah bunu hiç etmeyiz. Çok güzel paralar bunlar. Ya Dibala'nın serbest kalma maddesi 12 milyon euro. Ya Arda'nın parasını hem Dibala'yı çekebiliyorsun. Bak hem Dibala'yı çekebiliyorsun. Hem, Dibala hem Zaha'yı çekebiliyorsun. Yani hem Zaha'yı. Yani Berişan'ın, Buruma'nın ee parasıyla da kalan bir kısmıyla da en azından bir tane defans çekersin. Kütür kütür takım. Ya, kütür kütür takım. Dinamo gibi bir takımla dönüşürüz ya. Gerçekten Dinamo gibi bir takıma dönüşürüz. Ya ben hep söylüyorum yine söylüyorum. Ha Fenerbahçe Atletico Madrid'den Thomas Lemar'ı geniş transfer listesine ekledi diyor. Arkadaşlar Thomas Lemar'la benim bildiğim hiçbir görüşme yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Yani herhangi bir girişimde bulunmadık. Hiçbir şekilde de transfer listemizde değil. Zaha için birileri %90-95 Fenerbahçe'de demiş. Geçeceksiniz o aya. Biz ne dediysek hani bana gelen duyum neyse ben onu söyledim. Aktardım. Duyumumun da arkasındayım arkadaşlar. İnşallah da yanılmayız. Çünkü hepimiz için bu. Ya düşünsene. Ben e, Simanski değil de Dibala konusunda daha çok şeyim. Hastayım. Keşke Dibala'yı becersek. Bu arada Dibala'nın yıllık ücreti yüksek değil mi? Yani... Simanski'yi alacak olsan belki 1 1 yani bir buçuk 2'ye tamamsın. Dibala'ya en az dört buçuk ,5, 5 falan vermen lazım eline geçen para. Değer. Değer abi. Bak sol kanadına Zahayat, forvetine Ceko'yu çek, arkasına Dibala'yı koy. Ya sağ kanadında Emre Mor olsun. Emre Mor, İrfancan Kahveci olsun. Ben razıyım. Vallahi ben razıyım. Yemin ediyorum ben razıyım ya. Dibala, Zaha falan Ceko uyuturken İrfan Can sezonun futbolcusu çıkar oradan. Emre Mor oradan, sezonun futbolcusu çıkar. 45-30 lira kendini sattırır. Bir tane de merkeze 8. Thiago Alcantara tarzında bir 8. Crespo ile mi oynar? İsmail yüksekle mi oynar? Onu bilemem. İsmail ile oynar. Ya Crespo ile oynasın. Sağ açıkta Ferdi, Emre Mor İrfan oynasın. Sağ bekte Ferdi oynasın. Kalede de Türk oynasın. Tamam işte 3 Türk kuralına da oydun. Avrupa'da daha da serbestsin. Yani benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar e, Dibala ve Simanski yani Fenerbahçe'ye gidiyor. Fenerbahçe yolundalar. Her iki futbolcuda. Bakalım akıbetleri ne olacak. E, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.